Hepinize merhaba kardeşlerim, kanalıma ve yeni bir videoya Stardew Valley'nin 37. bölümüne hepiniz hoş geldiniz. 2 haftalık bir aranın ardından Stardew Valley maceramıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Umarım keyifleriniz yerinizdedir. Günaydın Emily'ciğim, bu arada yeni köyümüzü görüyorsunuz. Evet, bunun için ara vermiştik. Bilmeyenler için dostlar, YouTube'a 36. bölümden sonra bir tık ara vereceğimi, yaklaşık bir haftalık bir ara vereceğimi söylemiştim. Fakat modlamam bir hafta sürdü. Birazcık benim uyuşukluğuma geldi daha doğrusu. Demek daha doğru özel işlere. Benim uyuşukluğumdan iki bölüm arasına iki buçuk hafta girmiş olabilir. Şimdiden kusura bakmayın. Ama bundan sonra daha az ara girecek. Bundan sonra çünkü Emin'in dikiş makinesine erişebileceğiz. Çünkü daha hızlı bölüm falan. Şu an çok saçmaladım. O yüzden de tekrar sustum. Yani iyi gidiyoruz. Umarım keyifleriniz yerinizdedir. Stardew Valley'i seviyorsanız, benim kanalıma abone olursanız çok mutlu olurum. Videoları da beğenirseniz. Bir tek kaçırdığımız ara sahne de bu. Halle ile dün kaçırdık maalesef. Tam köy düzenini bitirdik, tamam mı? Marnie'nin mekanından hayvan alacaktık. Ama ara sahne çıktı. Halle ile. Halle'in son ara sahnesi çıktı. Hayley'nin daha doğrusu. Hayley, tamam. Hayley. Chat'te uyarıyor. Halledemeyeceğim peki. Hayley'nin son ara sahnesi çıktı. Oyundaki son ara sahnesi. Fotoğraf vesaire çektirdiğimiz zaman kusura bakmayın, onu gösteremedim. Çünkü bayağı hazırlıksız yakalandım. Kayda da giremedim yani. Ama sağlık olsun. Köyümüz bu şekilde, gördüğünüz gibi. Burası erzak deposu. Normalde buraya ilk başta kümes koymuştum. Vazgeçtim. Burada fırçı ve kavanozlarımız var. Gıcığımız burada her zamanki gibi. Burası bizim tarla. Ortası bu arada cünimolar açıldığı zaman ortası cünimoların olacak. Burası benim serayı ve paratoner yeri. Oyunda yeni bir şey öğrendim. Seranın yeri değiştirilebiliyormuş. Serayı bir tık geri aldık. Evet, Bay Robin'den seranın yerini değiştirebiliyormuşsunuz. Serayı bir tık geri aldım. Burası benim ağaç mekanım. Burası ağaçlandırılacak arkadaşlar. Zamanla. Dün oyunu bitirdiğimizde günü değişik bir ara sahne gelmişti. Ara sahne diyorum. Ses çıkmıştı. O buymuş. Taş baykuş. Allah Allah. Neyse, köyün bir yerine koyalım. Burası balık havuzu ve balçıkça kümesi olacak. Burası baraka ekleyeceğim buraya. Buraya zaten kümes ekledim. Buraya da bir tane ahır ekleriz. Ya da kümes olabilir bir tane daha. Onun dışında burası kümes olacak arkadaşlar. Bunu da buraya koyayım. Evet, köy düzenimiz bu şekilde. O zaman maceraya direkt atılalım. Luau var. Geçen sene, yani oyunun ilk senesinde görmeyenler varsa, oraları bilerek kestim. İlk buraya geldiğimizde işte. Olayı şu, her sene Luau yapılıyor. İşte kasabaya başkan geliyor. Ortak bir çorba yapılıyor, herkesin bir şey attığı. Biz de çorba atıyoruz. Ona göre tadını iyi ya da kötü yapabiliyoruz çorbanın. Geçen sene yumurta atmıştım ve çorbanın tadını beğenmişlerdi. Vali hep bir yıldır bu anı bekliyor. Beğendi mi? Beğenmedi mi? Gibi. Bilemiyorum yani. Yorum sizde. Açık animoji. Sonra da diye. Yorum sizde hocam. İyi mi kötü mü? Gerçi başkan beğendi. Tamam ya, beğendi. Bildiğim kadarıyla kötü bir şey atarsanız ya da atmazsanız mı ne? Sıkıntı olabiliyor. Çok iyi. Evet, bunu da göstermeden edemeyeceğim. Burada biliyorsunuz arkadaşlar, dondurma alıyoruz buradan. Çalışan biri var. Yaz dışında dondurma alamıyorsunuz. Çalışan biri varken dondurma alabiliyorsunuz. Buraya böyle atınızı koyarsanız tabi böyle olmuyor. Atınızı buraya düzgün şekilde yerleştirirseniz dostlar, bu da oyundaki bir legal glitch. Buradan istediğiniz kadar dondurma alabiliyorsunuz. Bir çalışan olmasına ya da yaz mevsimi olmasına gerek kalmadan. Bunu yaz olmadığı sürece de yapabiliyorsunuz. Bilginiz olsun. Hadi benden de size küçük trik. Ö 44 kane. Oğlum, parayı... Yok artık, para ihtiyacımız yok ya.
Para ihtiyacımız yok artık. Yaz mevsiminin bu bölümde yavaştan ortasına geleceğiz. Güzel. 95K paramız var. Hala bizim küçük fi uyanmadı. Bir sıkıntımız yok. Büyük ihtimalle bu bölümde uyanmazsa, daha doğrusu özür diliyorum, emeklemezse, yani yürümezse, herhalde bir sonraki bölümde yürür diye umuyorum. Burada bir tane peynirimiz olmuş. Gördüğünüz gibi seri üretim devam ediyor. O yüzden de güzel para kazanıyoruz. Okey, Alex'in bir arasanesi var. Kolay kolay bundan sonra bu arada arasane çıkmayacak kardeşlerim. Çünkü oyunun artık sonuna geliyoruz. Zaten 40. bölüme geldiğimizde artık gerçekten serinin finaline gidiyoruz bu arada, onu da söyleyeyim. Serinin 40. bölümüne geldiğimizde artık Halk Evi bitmiş, tamam mı? Halk Evi bitmiş. Kafatası mağarasında hedefimize ulaşılmış ve köyün çöl tarafındaki gizemi de bitmiş olur diye düşünüyorum. Köydeki ara sahneler de bitti bitecek. Değersizsin yani. Hepim nötr gideyim yani. Hepimizin güçlü ve zayıf yönleri vardır diyerek biraz ortaya dengeledim. Ha, bu arada derseniz herhal 40. bölümden sonra oyun sıkıcı bir hale mi gelecek, hani hiç ara sahne yok diyor. Hayır. Halk Evi'ni tamamladıktan sonra çok daha değişik. Artık oyunun sonuna götürecek bir macera başlayacak. 1.5 sürümüyle gelen yeni o ceviz topladığımız adaya gideceğiz. Hadi uyuyalım bakalım. 17K mı? Abi görüyorsunuz yani, maden yapmasam, abi yıldız meyvesi bu arada, iyi kasatımız bu, hayırlı olsun. 10, 13, uf, ne diyorsun ya? Yıldız meyvesi çok karlı. Bu arada bunu denemelik sattım, onu da söyleyeyim. Bundan sonrakiler yıldız meyvesi şarabı olacak. 100K. Ben şimdi bu parayı bitireceğim bu arada. Çünkü serada boş yer kalmadı. Yıldız meyvesi alacağım. Fi'nin kafasını tavana çarptırarak güne başladık. Özlü gözleme. Özlü gözleme nasıl oluyor ya? Akçaağaç pekmezli falan mı? Oh, 4 tane daha peynirimiz olmuş. Mis gibi, bu bölüm biraz daha durağan geçebilir. Yani şu ana kadar tek ara sahne oldu. Ama dediğim gibi yani olayımız zaten neydi abi? 36. bölümde mod... Neyse. Var. Evet. Peki abi. Bu arada bu renkli şapkayı almıştım birkaç bölüm önce. Şimdi gösterme nasıl oldu. Deniz kabuğu mu? Allah razı olsun. Güzel. İşte dediğim gibi yani bu oyunu modladıktan sonraki ilk şeyimiz oldu. Okey, buraya da bunu yaptık. Barakayı aldım arkadaşlar. Paranın bittiğine bakmayın. Yıldız meyvesi falan aldık. Aynı zamanda tavşan aldık. Burada da gördüğünüz gibi artık tavşanlarımız var. Fıstık gibi oldu şu an köy ya. Daha buraya ahır falan gelecek. Tabii ki de daha çok işimiz var. Daha yolun %50'sindeyiz. Evet, yavaştan bir bölümün daha sonuna geliyoruz efendim. Şimdi YouTube tarafından izleyen arkadaşlar burayı dinlerseler çok iyi olur. Umarım keyif almışsınızdır. Bundan sonra Stardew Valley serisinde biraz daha az ara sahnenin olduğu bir kısma geliyoruz. Çünkü artık herkesle ilişkimiz gelişti. Her kalpte zaten şey olmuyor. Olay olmuyor. Ara sahne olmuyor. Bunlar olmamış daha. İki kalpte bir, bunlar da bir sonraki bölümde olur büyük ihtimalle. Zaten genellikle iki kalpte bir hani bir etkileşim oluyor. O yüzden sizlerden ricam, videoları ne olur ilk günkü gibi desteğinizi sürdürerek izlemeye devam etmeniz. Yani bundan sonra durağan geçen bölümlerimiz illaki olacaktır. Anlayışınıza bırakıyor. Hepinizi kime? Her zaman olduğu gibi Yüce Allah'a emanet ediyorum. Stardew Valley bundan sonra hız kesmeden devam edecek. Önümüzdeki bölüm veya önümüzdeki bölümlerde baykuş geçerken efendim kafatası mağarasına gireceğiz. Halk evi tamamlanacak. İtemleri zaten elimizde, bir tek yıldız meyvesi şarabını bekliyoruz. Halk evi Adanza'ya bitiyor. Halk evini bitireceğiz. Kafatası mağarasını bitireceğiz. Ondan sonra ne olacak? Ondan sonra
Willy Wonka'yla yeni bir maceraya atılmaya başlayacağız. O zamana kadar bunları da göstereyim bu arada kafatası mağarasına gitmeden. Elimizdeki demir cevheri ve kömürü işleyerek bombaya çeviriyorum. Kırmızı büyük bombayı yapamıyorum. Kusura bakmayın. Bu bombayla idare edeceğiz. Bilmiyorum ya. Ya bir sonraki bölüm ya da ya 38 ya da 39. bölümde kafatası mağarası özel bölümünde görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.